Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli FM TV izleyenleri, Bir Saklı Gerçekler programıyla daha karşınızdayız inşallah. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz ekranlarınızın başına. Stüdyomuzda konuklarımız yine kıymetli Murat Bayar hocamız ve Saffet Umur hocamızla beraber yine çok önemli konu ve işleyişle beraber huzurunuzda olacağız. Ben programımıza başlamadan önce soru ve görüşlerinizi bize iletebilmeniz için telefon numaralarımızı vermek istiyorum. Bize WhatsApp yoluyla ulaşmak isterseniz 0532-510-0382 510-0382. Bu WhatsApp hattımız. Buradan sorularınızı WhatsApp yoluyla veya SMS yoluyla yazarak gönderebilirsiniz. Normal numaralarımızdan ulaşmak isterseniz 0216-488-0488. Bu da normal numaramız. Buradan da arayıp soru ve görüşlerinizi yetkili kardeşlerimize iletebilirsiniz inşallah. Twitter adresimizi de vermek istiyorum ben sizlere. @fmtvsakligercek @fmtvsakligercek. Buradan da Twitter yoluyla sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Evet, kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Öncelikle bayağı böyle bir bayramdan sonra da bir ara oldu. Konularımıza başlayamadık, bayram özel programı oldu. İnşallah şimdi böyle yavaş yavaş konularımıza başlayalım. Bizim izleyenlerimizin özlemle bizi beklediği o güzel, çok ciddi konularımız var. Bir senelik Allah'ın izniyle 52 haftaya sığacak konularımız mevcut. İnşallah Rabbim ikram ederse, bize hayat nasip ederse, nefes nasip ederse biz de izleyenlerimizle bunu paylaşmaya inşallah istiyoruz. Çok güzel konularımız var. Çok güzel de hazırlanıyoruz. İnşallah hayırlısı olacak. Bereketlisi olsun. İzleyenlerimize de teşekkür ediyorum sabırlarından dolayı, bizleri izlediklerinden dolayı. İnşallah güzel bir konuya gireceğiz. Bayramdan sonra, bayram için programımızda olmuştu. O arada bayram tatilinde, bayram arasında izleyenlerimizle birebir alanlarda buluştuk veya denk geldik bayramlaşmalarda, ziyaretlerde. Özellikle size ve Saffet Hocam'a çok selamları var. Ve çok ilgiyle, beğeniyle izlediklerini söylüyorlar programlarımızı. Hatta zamanımızın Hazreti Hamza'sı diyorlar sizin için inşallah. Çok böyle tarzınızı beğeniyorlar. Rabbim inşallah gerçekten yani ikram eylesin. O ifadeyi bize gerçekten inşallah. Ömrümüzün biliyorsun bir mümin, yani inanan bir kişinin şehadet etmesi arzusu yoksa onun imanında şüphe olur yani. Şehadet ki bu şehid-i şühada, şehitlerin başıdır Hazreti Hamza radıyallahu anh. Rabbim inşallah ondan da razı olsun, şefaatine de bizleri nail eylesin. Dil atının ayağındaki toz olmak bile bize şeref verir. İnşallah. Yakıştırmaları için çok teşekkür ediyorum. Sizin böyle program içinde celallenmelerinizi zaman zaman veya işte hararetinizin artması çok böyle beğeniyle karşılanıyor. Bilakis Saffet hocamızın da yumuşaklığı, teenniliği, ağırbaşlığı da bir o derece beğeniliyor yani. Sizin program diyor tam kombin olmuş diyorlar. Tam böyle birbirini bulmuş. Tabii bir sert, bir yumuşak böyle her yere uyum sağlayacak şekilde ilgiyle izlenildiğini. Biz de tabii izleyicilerimize çok teşekkür ettik. Buluştuğumuz, buluşamadığımız tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten biz burada hakkaniyetle, sizler de biliyorsunuz hocam, hakkaniyetle doğru bildiğimizi, araştırdığımızı ve araştırmanın neticesinde karşımıza çıkan neticeleri, sonuçları kendi yorumlarımızla harmanlayıp izleyicilerimize sunuyoruz. Aynen. Onlara sunumunu yapıyoruz. Bugün de yine çok özel bir konumuz var. Heykel konusuna ağırlık vererek, tabii birkaç tane de çok özel sorular var. Yine gelecek sorular da vardır. Bu sorularla beraber programımızı tamamlayacağız. Heykel konusunu işleyeceğiz. Özellikle Türkiye'de, ülkemizde, tabii bunun istatistiklerini Saffet Hoca da verir, ben de veririm. Heykel sayıları ve her okulda, her hastanede, her devlet kurumunun önünde, yani Türkiye'de yüz binlerin üzerinde ne var? Heykel var. Hem heykelin dinimizdeki yerine bir bakalım, hem buraya harcanan paralara bir bakalım, hem bunun hayatımıza olumsuz etkilerine bir bakalım. Veya biz bunları biliyor muyuz? Bir heykelin ne manalar taşıdığını, sadece bir şekilden ibaret canım, bir taştan, bir demirden ibarettir, ne alakası var, ne gerek var, bunun tehlikesi nedir ki diye düşünen izleyicilerimiz olabilirler. Bunları da burada inşallah aşikar edeceğiz, açık edeceğiz inşallah. Ben Saffet hocamıza da hoş geldiniz demek istiyorum. Saffet hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Biz de uzun bir aradan sonra inşallah kıymetli seyircilerimizle böyle canlı canlı buluşuyoruz.
Tabii ki bayram ve Ramazan-ı Şerif girmişti. Bir yoğun program geçirdik. FM TV ekibi olarak da tabii ki. Çok güzel bir Ramazan programları oldu elhamdülillah. Verimli, bereketli oldu. Bayram sonrasında da ben kendi adıma Sıla-i Rahim yaptım. İnşallah orada Sıla-i Rahim'de yaptığım dostlarımla, ahbaplarımla, görüştüklerimle hakikaten çok olumlu bilgiler, çok olumlu teveccühler bize iletildi. Hakikaten siz az evvel söylediniz ya, işte biz de görüştük, işte seyircilerimiz böyle böyle, Murat Hocam için, sizin için, bizim için, yani benim için daha doğrusu çok güzel ifadeler vardı. Ben bütün seyircilerimize, bütün FM TV ekibi adına hepsinden tek tek teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizler acizane elimizden geldiğince seyircilerimizle gönüller köprüleri kurarak bir şeyler aktarmaya gayret ediyoruz. Tabii ki dilimiz sürçülisan edebilir. Affola diyelim. Hakikaten bugün güzel bir konumuz var. Heykel konusu. Hakikaten İslam'daki yeri, hakikaten bizim nasıl bu konuda ne yapmamız gerektiği çok önemli. Güzel sorularla, sizin değerli fikirlerinizle Hikmet Hocam, Murat Hocam'ın değerli fikirleri inşallah bugün güzel bir program geçireceğimize ve seyircilerimizle birlikte hakikaten heyecanlı ve kaliteli bir program olacağına inanıyorum. İnşallah. Allah hepinizden razı olsun diliyorum. Bütün seyircilerimizden de inşallah. Yok, sana bırakırsam baktım program böyle gidecek yani. Hep selamlamayla, muhabbetle. Maşallah. Bu ara Saffet Hocamız açıldı ya. Maşallah var. Bırak müsaade edelim. Şimdi hocam heykel. Tabii ben arada başka mecralarda kaydıracağım soruları da ama heykel olarak Türkiye'de biliyorsunuz Cumhuriyet ilanından sonra, Cumhuriyet'le beraber kısa bir süre sonrasından itibaren Türkiye'nin dört bir yanını heykellerle donattık. Donatıldı yani. Ve buraya harcanan paralar, buraya yapılan emekler, bunlar da tabii nedir? Bunlara da bakmamız gerekiyor. Buyurun sizden başlayalım. Şimdi heykelle alakalı herhalde tahmin ediyorum Saffet Hocamız heykelin ne olduğunu, büstün ne olduğunu, işte bunun haricinde heykel sayılarını falan tahmin ediyorum verir. Vermezse de istatistik bilgilerimiz, donanımlarımız var. Şimdi benim ilgilenmek istediğim tarafı bu konunun, yani bu konunun heykelin sayısından, adetinden mesele... Ben söyleyeyim isterseniz sayılarını size. Olur. Bir giriş yapayım ben size. Şu an biliyorsunuz ülkemizde 70 binin üzerinde okul var. Son yapılan okullarla beraber 70 binden fazla okul var ve her okulun içerisinde, avlusunda, önünde her okulda minimumda bir tane olmak üzere, kimisine daha fazla olabiliyor, heykel var, büst var. Şimdi bir dakika. 70 yani biz bin şimdi tane şöyle okullarda şey, var. Tamam, biz şunu mu konuşacağız? Yani biz bir tane heykeli mi konuşacağız? Bunun arkasındaki misyonu, vizyonu mu konuşacağız? Hepsini konuşacağız. Yoksa heykelciliği genel olarak mı konuşacağız? Biz vizyonunu konuşacağız. Ondan sonra bu heykellerle ne yapılmak isteniyor onu konuşacağız. Evet, evet. Ondan evet. Sonra bunun... Biz İslam dininde heykelciliğin ve putçuluğun, putperestliğin ne manaya geldi? Manzarayı bir ortaya koyalım istedim ben yani. Ha, şimdi, ülkemizdeki, dünyada birinci sırada olduğumuz için. Tabii dünyada şu an Türkiye aynen dediğiniz gibi heykelcilikte, birinci olduğumuz alana bak ya. Heykel imalatında ve heykeli monte etmede, yani kurumlarının içerisinde heykel tutmada dünyada birinci. Hatta Budizm'e inanan Çin'den daha fazla neredeyse nüfusuna oranla heykel bizde var. Biz birinciyiz dünyada. Bakın bugün bir Japonya, Çin, Tayvan, Tayland, buna benzer ülkeler, Vietnam gibi çoğunluk nüfusu, hatta Hindistan gibi çoğunluk nüfusu, ki Hindistan'da Çin'in nüfusları milyarın üzerinde. Evet. Heykelcilik onların taptığı, puta tapma inançları olduğu halde bizim nüfusa oranla heykel sayısı onlarınkinden daha fazla. Evet. Ve bu şimdi tabii tek bir şahsa münhasır heykelden bahsetmiyorum. Tabii ki devlet kurumlarında bir şahsa münhasır heykeller var. Zaten heykelcilik bununla başladı. Ama bunun peşinden işte geçmiş devlet büyüklerine, Osmanlı padişahlarına varana kadar veya birçok önemli diye addedilen şahsiyetinde heykelleri çatır çatır yapılmaya başlandı. Her tarafımız heykel doldu. 70 bin tane okul var. Her okulda minimum bir tane olduğunu farz edersek 70 bin tane okullarla alakalı. Devlet daireleri, kamu kurumları, belediye binaları, kaymakamlıklar, valilikler, ondan sonra hastaneler, parklar, bahçeler, şehir meydanları, ilçe meydanları, buna benzer yerleri de koyduğumuzda 100 binin üzerinde heykel var. Bu da nüfusa oranladığınızda 800 kişiye bir heykel düşüyor. Tabii bunlar evlerinde kişilerin kendi
işte beğenilerinden, zevklerinden işte sanatsal diye veya işte görsel diye, bereketsel diye koyduğu heykeller hariç. Bunlar tamamen devlet eliyle yaptırılan heykellerin sayısını verdim ben. Ve minimumda bir de maliyet söyleyeyim ben size, siz bunun üzerinden yürüyün. Minimumda bir heykelin maliyeti 10.000 TL'ye mal oluyor. Bugün bir okulun önündeki bir büstün maliyeti 10.000 TL. E bunu 100.000'le çarptığınız zaman ve hepsinin bu maliyette olduğunu düşünürsek, ki bunun heykelin büyüklüğüne göre fiyatı artıyor. Mesela İzmir'de devasa bir heykel yapıldı. Bu Amerika'daki başkanlarımızına benzeyen bir heykel yapıldı. Onun fiyatı 5 milyon liraları buluyor yani. Bir heykel 5 milyon TL yani. Eski para 5 trilyon lira. Şimdi Artvin'de bir tane yapılıyor. İşte bilmem kaç 20 metre yüksekliğinde, 50 metre yüksekliğinde, bilmem kaç ton ağırlığında falan filan. Orada yapılıyor. İşte Türkiye'nin en büyük heykeli olacakmış. Onun da değeri yine 6 milyon liraları buluyor. Ben söze girdim, özür diliyorum ama bu milyonlar deniliyor ya kitap. İzmir'e yapılan o heykelin 5 milyon denilen 3 aşağı 5 yukarı rakam, tam kat'i bilmiyorum ama İzmir'in su şebekeleri sıkıntılı. Bu parayı bence insanlığın hayrına kullanıp bu şebekeler yapılsa daha iyi olmaz mıydı? Benim fikrim maliyetini çıkartmışlar. O heykele harcanan parayla İzmir'in bütün su şebekeleri tazelenebiliyormuş, yenilenebiliyormuş. Yani. Ya Allah ayet-i kerimde buyuruyor, nasıl idare edilmek isterseniz başınıza öyle evet. idareciler tayin edeceğim diye. Aynen. Her belde hak ettiği gibi yönetiliyor. Maddesel de zararı var. Bir de manevi de. Her belde hak ettiği gibi yönetiliyor. Yani şimdi bizim onu şeyimize oralara girmeyelim. Yani orası biraz siyasi ideoloji meselelere girer. İnsanların bizden siyasi beklediği de bu değil. Hocam. Ama tabii şöyle bir şey var. Yani düşünsenize insanların nasıl zulüm çektiklerini, yani bu heykel ve büstlerle beraber düşünsenize, yani her yere baskı olarak koyularak ne anlatılmış burada, yani biz ne anlıyoruz akıllı insanlar olarak? Çünkü heykel ve büstler bizim dinimizde yoktur. Bizim dinimiz tevhid dinidir. Tevhid dini, teklik dinidir. Yani şimdi sen kalkıp buraya putları, büstleri koymaya başlayıp da karşısına milli eğitimim dediğin %99'u Müslüman olan bir milleti karşısına geçirip de ben Türk'üm, doğruyum, bilmem neyim dedirtmeye başladığın zaman sen bu çocuklara da milliyetçilik yaptırmış olursun. Bunun karşısına Kürt de geçiyor, Zaza da geçiyor, Arap da geçiyor, Çerkez de geçiyor. Yani sen kalkıp milliyetçilik yaptırmış olursun. İslam'da milliyetçilik yoktur. İslam'da milliyetçilik insanın imanını, akaidini sıkıntıya sokar, itikadını sıkıntıya sokar. Yani Müslümanlık vardır. Müslümanın Müslümandan başka kardeşi yoktur. Yoksa Türk'ün Türk'ten, Kürt'ün, öyle bir şey yoktur yani. İslam şemsiyesi. O zaten farkındaysınız. Şimdi insanların ne kadar zulüm çektiğini düşünüyorum. Yani ne kadar bir despotluk ki her okula, her hastaneye, her özel hemen hemen böyle kamusal kuruluşlara hepsine koymuşsun. Tabii ki psikolojik bir algı oluşturmuşsun. Ama ne kadar arkasında, yani demişsin ki burada İslam yoktur. Yani bunu demek istemişsin. Burada bu heykelin olduğu, büstün olduğu yerde İslam yoktur. İslam'a ait hiçbir algı zaten uygulanan uygulamalarla da ne oldu? İşte İslam'a ait olan bir türban sokulmadı içeri. İşte İslam'a ait olan Kur'an-ı Kerim sokulmadı içeri. Öyle değil mi yani? Hep bunlardan mahrum olarak gençliğimiz yetiştirildi. İslam şiarı olan kıyafet sokulmadı tabii içeriye. Tabii hep yani İslam dini kaldırılmak adına bunlar yapılan kurumların başına dikildi bu heykel ve büstler. Ama yani niyet, alttaki niyet, yani burada İslam yoktur. Burada laiklik vardır, kemalistlik vardır. Artık ne adını koyarsan misyonunun ne olduğu önemli değil. Cismen söylemediler ama cismen uygulattılar millete. Uygulattılar ama uzun vadede tutmadı. Yani şu anda bakıyorsun 2017'ye baktığın zaman yani bu millet yine ecdadından, yine peygamberinden, sallallahu aleyhi ve sellem'den vazgeçmedi. Öyle değil mi yani? Bir şeyin önüne geçirmek istedikleri objelere sahip, yani o objelerin sahibini kimse sevemedi. Bugün o objeler ne, hangi objelerden konuşuyoruz? Atatürk'ten konuşuyoruz. Bugün Atatürk sevilemedi yani. Yani bir Atatürkçülük yok ve gelecekte de gözükmüyor. Yani gözükmüyor, amaçlarına ulaşamadılar yani. Bu bir başarı ama ne kadar bir despotluk yapılmış ve bunlar kanunla korunmak zorunda bırakılmış yani. Demek ki sevilmediği için ne yapıldı? Kanunla kaldırılma, yoksa çok defa kaldırılıp yok edilirdi. Hepsi yok edilirdi, bu zihniyet yok edilirdi ama ne yapılmış? Bu şahsiyet yok edilebilirdi ama ne yapılmış? Hep kanunla korunmuş. Kanunla kim korunur? Bunu biz programlarında konuşuyorduk yani. Kanunla kim korunur?
Korunmaya ihtiyacı olan. Bugün Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kanunla korunmasının olmadığı, Allah'ın kanunla korumasının olmadığı ve bütün üç kıtaya adaleti ve hakkaniyeti götüren, hayat götüren, hayat sunan ecdadın 36 tane halifesinin hiçbirinin ne yapılmadığı, kanunla korumaya ihtiyaç duyulmadığı bir zamanda sen birini koruyorsan demek ki bizim o sevdiğimiz büyük Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem araştırma yapılması yasaksa, evet, değerler evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi değerler, padişah halifeler gibi değerler, bunlar bizim çok sevdiklerimizse, bunlar korunmuyorsa senin koruduğun demek ki sevilmemesi gereken bir şey oluyor yani. Ben böyle anladım yani konuyu. Şimdi konuya girecek miyiz? Ne yapalım? Buyurun hocam. Ha, girdik diyorsun. Yani. Tamam. Girdik zaten konuyu. Tamam. İslam dininde hocam dedi ya, özellikle vurgulan temel tevhiddir. Tevhid inancına da zarar veren, inanç ve inancına zarar veren putperestlik ve heykel yapmaktır. Bunun da beş sebebi vardır yasaklanmasının İslam dininde baktığımızda. Bir, heykel yapmak Allah'ın yaratıcılığını, vasfını takdir etmek manasına gelir. Bunun en açık delili Efendimiz'in şu iki hadisi şerifidir. Buna bakalım. Kıyamet günü bir sureti yapanlara yaptığınızda canlandıran denilecektir. Canlandırın denilecektir. Bir, kıyamet günü Allah'ın en şiddetli azabına maruz kalanlar Allah'ın yarattıklarını taklit edenlerdir. İki, bu hadis-i şeriflerden bir mana çıkartmamız gerekiyor bizim. Bakmamız gerekiyor hayatımıza. Şekillendirmemiz gerekiyor. İki, putlar ve putçular insanlık tarihinde insanların haklarını haktan sapıklığa götürmüşlerdir. Baktığınızda bugün Roma tarihine bakın, Bizans tarihine bakın, ne felaketler yaşamıştır. Bugün Yusuf peygamberimize baktığımızda, yaşadığı dönemde baktığınızda tapınak kâhinleri vardı, işte putlar vardı falan filan. Açlık dönemi de bir felaket dönemi de gelmişti ama Yusuf peygamberin yaptığı, yaşamış olduğu, Rabbimizin kanunuyla birlikte yaşamış olduğu sistem ne kadar akıllıca gittiği görülmüştür zaten. 3. Heykel yapmak İslam alimlerince Allah'ın yaratıcılığına özenme, fikri planda bile olsa onun tek yaratıcını gölgeleme olarak değerlendirmiştir. 4. olarak da bu çeşit keşif ve sanat gücüne, şekillendirme yeteneğine sahip insanların bu gücü kendilerinden bilip kendileri gururla kapılması muhtemeldir. O olayı canlandırma tabii, yaptığı tabii, zaman canlandırıp, gururlandırıp, kibirlendirme. Yani kendisi yaratma yani özelliğini hissettirme olayı yoksa var. Yoksa bütün kainat bir araya gelse bir sivrisineğe kanat veremez. Mümkün. Ama yani o heykeltıraşlarda, yani heykelcilikte bu putları yapan, heykelleri, büstleri yapanlarda öyle bir kibir gurur oluyor zaten. Kendilerini hep böyle zaten bir ayrı bir yere zaten koyuyorlar. Heykeltıraş çıktığında diyelim ki basının önüne çıktığında baktığınızda kendini farklı hissettiriyor. Farklı görüntü. Entelektüel. İşte aydınım bilmem. Yani baktığınızda aslında aydınlık öyle mi? Aslında putçusun, taşçısın. Yani. Medet umuyorsun. Bazı şeyleri konuşuyoruz, anlatıyoruz. Şimdi hemen toplumda ya bir heykelden ne olur ki diye. Şimdi ben bunları duyar gibi oluyorum veya toplum içinde bunları biz konuştuğumuz zaman sohbetlerimizde veya dost çevrelerinde hemen şu söyleniyor. Mesela bir konuya değiniyoruz. Şimdi hocam bir bayan çalıştırmayı konuşuyorsunuz. Hocam çalışmasında ne yapsın? Veya işte evini geçindiriyorsa vesaire hemen kendisince bir kulp takmaya çalışıyor. Onu geçerli kılacak bir bahane üretmeye çalışıyor. Ona haklılık payesi kazandırmak için. Oysa Mevla Teala bize kesin emirleriyle bu hayatın içerisinde yarattığında bize helalleri, haramları, doğruları, yanlışları zaten bildirdi. Evet. Ve bunu bize gösterecek bir peygamber gönderdi, sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi. Ve ondan sonra da onun sahabesi, ashab-ı kiram arkadaşları ve Allah dostları her daim aramızda bulunarak bize o öğretileri, o emirleri, o yasakları canlı ve heyecanlı tuttular. Yani bize her daim göstermeye devam ediyorlar. Ama bizler bunu aldık. Toplumun şimdi modernleşme adına, şimdi Cumhuriyet tarihiyle beraber Türkiye eski Osmanlı'yı reddederek batılılaşma adına bir kafaya girince ve batılılaşmanın önündeki batılılaşma tırnak içinde söylüyorum modernizm, modernliği yakalama, teknolojiyi yakalama, bilimi yakalamanın önündeki en büyük engel olarak İslam'ı gördüler. İslam'ı da görünce İslam'ın dışında ne varsa almak için adeta yarıştılar. Bunu kılık kıyafetinden tutun da, müziğinden tutun da, yaşam şeklinden, içkilerinden, alkollerinden, işte anlayışlarından ve heykellerinden, sanat adı altında.
resimler, heykeller ve suret yapmaya başladılar. Suret yapmak zaten Mevla Teala bunu şirk olarak kabul ediyor. Çünkü suret yap, ben ancak yaratırım buyuruyor. Ve heykeltıraşların çok ifadelerine bakın veya sanatçı adı altında, sanatkar adı altında çok insanlar bu güzel sanatlar mezunları vesaire işte heykel, resim heykel bölümü mezunları veya işte bu bestekarlar falanlar bu benim eserim. İşte bu eseri çok zorlanarak yarattım veya işte en son yarattığım eserim bu. İşte hep böyle yaratma ifadelerini kullanarak kendilerini neuzubillah bir yaratıcı gibi, ilah gibi göstermeye. İşte hep bunları konuşarak insanların bilinçaltına da sokuyorlar. Ve buna insan bir kere itiraz etmeyince artık bunu kafasına atmaya başlıyor, normalleştirmeye başlıyor. Şimdi izleyenlerimiz belki diyorlardır, hocam şimdi adam heykel yapıyor, nedir ki ya taşa şekil veriyor, işte çamura şekil veriyor veya işte demire şekil veriyor, bir heykel yapıyor. Ne var ki bunda diyebilir. Ama bunun aslen dinimizdeki hükmünü böyle güzel anlatırsak inşallah izleyicilerimize bunun hem ruhani ya olarak... Bugüne kadar putlar, heykeller hep dinsel ve inançsal olarak yani insanları yani dinsel ve inançsal olarak üretilmiş, yapılmış yani. Şimdi burayı bir algılamamız lazım bizim. Yani bir misyon olarak veya bir hayat tarzı olarak yapılmamış. Yani bir ibret alalım, buradan bir tarih çıkaralım, bunun arkasındaki bilmem ne. Hayır, öyle yapılmamış yani. Bak, zaten bizim ülkemizde yapılan büst ve put meseleleri, yani heykel meseleleri de zaten İslam dinini ortadan kaldırmak için yapılmış yani. Yani birini ilahlaştırmak adına yapılmış. Öyle değil mi yani? Aslında dincilik diye tabir edilen İslam dini ve Müslümanları dinci diye... Yoksa ben diye... Allah'a sığınırım. Bugünkü konumuz bizim işte bu ülkeye faydası olduğunu düşünen bir kesimin olduğu bir şahsiyeti konuşmak değil. Ben bunu konuşmak istemiyorum. Ağzıma bile almak istemiyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim ülkemizde yapılan putların ve büstlerin arkasındaki kişiliğin kim olduğunu konuşmak istemiyorum ben. Ben bu müslüleri yapmak değil, zihniyeti konuşalım. Evet, zihniyeti konuşmak istiyorum ve bugüne kadar yani bu Efendimiz zamanında da böyleydi, Efendimiz'den sonra da böyleydi. Adem Aleyhisselam'dan Nuh Aleyhisselam'a kadar arada 10 asır gibi bir zaman var, 1000 seneye yakın bir zaman var. O 1000 senede yeryüzünde hiç bölünme olmadı. Hep İslam'dı yani. Hiç bölünme olmadı, hiç tefrika olmadı. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam zamanında başladılar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama yine putçuluk olarak başlanmadı. Şeytan onları kandırdı bak. Yani 1000 sene uğraştı şeytan Adem Aleyhisselam'ın evlatlarını yoldan çıkarmak adına. Ve yoldan çıkaramayınca bak düşünebiliyor musunuz burayı? 1000 sene 10 asır uğraştı Adem Aleyhisselam'ın ümmetini yani Nuh Aleyhisselam'a kadar olan o kesimi yoldan çıkaramadı. Tefrikaya düşüremedi. Vahdeti bozamadı. Yani birliği bozamadı. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam'ın ümmetinin içinde Vet, işte Suva, Yegus, yani sonra Yevuk ve Nesr diye çok değerli Allah dostları vardı. Nuh Aleyhisselam'a da yakın ve dini mükemmel yaşayan bu beş tane zat çok mükemmel zatlardı. Yani hiçbir şeyleri yok. Ama bunlar, evlatları da bunlara ve ümmet de bunlara çok ciddi saygı duyuyordu. Ondan sonra bundan sonra gelenlere şeytan bu kanaldan girdi. Siz dedi bunları çok seviyorsunuz. Bunların anısına saygı olarak taştan bunların suretlerini yapın. Anlatabiliyor muyum? Bak şeytan burada girdi araya. Bak şeytan giriyor yani. Allah ayet-i kerimede buyurmuyor mu? Şeytan sizin apacık düşmanınızdır. Ve sizi ayağınızı kaydırmak için elinden gelen her şeyi ne yapar? Yapar. E şimdi şeytan bizim apaçık düşmanımızsa ve birisi bizim karşımıza şeytanın tavsiye ettiği bir meseleyle geliyorsa şimdi ben burada İslam arayamam ki. Ben burada din arayamam. Ben burada hayırlı bir iş arayamam bunun arkasında. Yani bu putun arkasında bana hayırlı bir iş yapmış anlayamam. Ama şimdi bu söylediğim 5 tane Nuh Aleyhisselam'daki o zatların suretlerini yaptılar. Taştan şekillerini yaptılar. Kendi yapan evlatları tapmadı onlara. Onlar sevdikleri için yaptılar. Ama arkadan gelen nesiller, 100 sene sonra, 200 sene sonra gelen nesiller bunlar çok değerli zatlarmış. Doğru çok değerli zatlardı. İşte babalarımız da bunları ilah edinmişti, tapınmıştı. O tapınmak için bunları yapmışlar gibi meseleye girip şeytan da vesveseyi verince putçuluk başlamaya başladı. İşte burada yani, putperestlik işte, başladı. O zaman demek ki tehlikenin önünü erkenden almak lazım. Bugün belki insanlar çıkıp da bu heykellerden size ne zarar var kardeşim dediği zaman benim de tabii bunlardan sana ne fayda var diyesim geliyor. O da ayrı bir mesele. Onlar da diyecekler ki işte sevdiğimiz bir zatı hatırlamak için biz bunları astık.
aklımıza buna baktım mı o geliyor deyince zaten otomatikman Nuh Aleyhisselam'ın işte o Adem Aleyhisselam'ın kavmine bahsettiğiniz o büyük zatların sevildikleri için yapılan heykellerinin daha sonra tapınmaya yol açtığını. Ondan sonra işte bir seyahat, yani seyahat zamanında Abdullah bin Huheyl bir beldeden geçerken Nuh Aleyhisselam'ın kavminden olan bir beldeden geçerken orada şeyi görüyor. Yani bir grup Nuh Aleyhisselam'a şey yapıyorlar ve oradaki putlara tapıyorlar. Vet ismindeki o putlara tapıyorlar. Bunu da görünce buna niye tapıyorsunuz diyor. İşte biz yağmur isteriz bizi yağmurlandırır. Rızık isteriz bizi rızıklandırır. Taş yani. Kendi yaptıkları taş. Ondan sonra ondan sipariş veriyor. Mekke'ye de getirttiriyor. Böyle işte orada Lat, Uzza, Menat gibi putçuluk başlıyor yani. Şimdi de yok mu hocam? Şu anda çıkıyor bazıları hiç utanmadan, sıkılmadan gayet de yani normali buymuş gibi geçiyor o bahsettiğimiz heykelin karşısına. İşte Ulu Atatürk, Yüce Atatürk gel bizi buradan kurtar, gel bizi bu durumdan kurtar diye İmam bunu samimiyetle bunu hani ya makara yapıyordur diyebilir izleyicilerimiz veya şaka yapıyor. Değil. Ya herkes öyle değildi. Herkes öyle değildi. Ama bu bunun başlangıcının neticesi. Şimdi... Hocam özür dilerim. Biz geçen programda şunu konuşmuştuk. Bu LGBT meselesini konuştuk mesela. Bugün ülkemizde neredeyse izin almak için mücadele ediyorlar gösteri yapmak için. Evet. Bir ilçede işte sayısı 100 binlere varan olarak böyle bir gösteriye kalkmak istiyorlar. Bunlar da zamanında hiç yoktu veya çok azdı. Ya bunlar 3-5'ti, 1'di, 2'ydi ama ses çıkartmaya bugün ne noktaya geldiler? Bugün aşikar olarak çıkıyorlar Müslüman bir ülkede, Müslüman bir şehirde, Müslüman halkın arasında eşcinseller olarak, neuzubillah, işte homoseksüeller olarak, özür dilerim söylüyorum, çıkıyorlar, isyanlarını halkın içerisinde yapıp ve destek de buluyorlar. Ya şimdi bizim ülkemizde yani siyaset yapmak çok zor ve tehlikeli bir uğraş. Gerçekten bak ben siyasetçilere de kızmıyorum. Yani şu anda yapılan hareketlerde, davranışlara, tutumlara da bakıyorum, izliyorum. Aklı selim olarak izlemeye çalışıyorum. Yani bizim ülkemizde siyaset yapmak gerçekten çok zor bir uğraş. Hikmet Hoca gerçekten ama yani. Çünkü öyle bir vatan, öyle bir bizim milletimiz var ki yani kendi bireysel çıkarı uğru mesele olduğu zaman yani bir siyasetçinin karşısına yüzüne överek arkasından sövdüğü bu kadar büyük bir kitlede bir millet yok. Yani yüzüne övüp arkasından onu eleştirip küfreden bir millet yok. Şimdi bir millet kendi siyasi çıkar, kendi menfi çıkarlarını, bireysel çıkarlarını vazgeçip de yani şey yapmadığı sürece, yani vatan millet için istemediği sürece bu sefer ne oluyor? Orada rahmet olmuyor. Allah rahmet etmiyor. Bir topluluğa Allah'ın rahmet etmesi için ne yapması lazım? Sonuçta bak ben bir milletvekiline şey yapın demiyorum. Yani bir vekil, milletin seçtiği vekildir ve bu millettir. Buna saygısızlık, millete saygısızlıktır. Ben bu konuyu konuşmak istemiyorum. Meselemiz şurası. Yani biz bireysel çıkarlarımız uğruna bir milletvekili düğünümüze gelip bizim oğlumuza takı takmalı. Veya bir milletvekili gelip işte bizim dükkanımızın açılışına katılmalı gibi beklentilerimiz var bizim. Yani bu adam ne zaman çalışacak, ne zaman devlete faydalı işler yapacak, ne zaman projeler üretecek diye hiçbir insan seçmen milletvekili seçmiyor bu ülkede. Evet. Yani vatanına, milletine hayırlı işler söyleyerek oy almak mümkün değil bu ülkede. Onun için ne yapmak zorundasın? Bu şekil senin söylediğin LGBT, Allah helak etsin hepsini inşallah. Amin. Ama Allah buyuruyor yani bir ne gelirse, eğer bela gelirse ne yapmaz? Aranızda masumuna bakmaz yani. Hepinizi alıp götürür. Yani Nuh Aleyhisselam'ın kavminin içinde de 33 tane livatacılık yapan Lut Aleyhisselam'ın kavminde de 33 tane işte değil mi? Adet olarak 33-35 kişilik 35 kişilik bir gruptu. Azınlık bir gruptu. Diğeri hepsi peygamber ameli yapıyorlardı. Hepsi teheccüde yakalandı helaka. Helak olma hepsi secde halinde yakalandılar. Bütün bir millet. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yani Lut Aleyhisselam'ın kavmi de öyle az sayıda değildi ha. Çok ciddi rakamlar vardı yani. Çok ciddi rakamlar. Biz zannediyoruz ki geçmişteki kavimler hep azdı. Anladım. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, Efendimiz buyuruyor, dünyaya inatsanız yere düşmez diyor yani. Anlatabiliyor muyum? Yani 70-80 milyar insan varmış Nuh Aleyhisselam zamanında. Helak olan yani. Yani biz zannediyoruz ki işte o zaman insan sayısı azdı, nüfus azdı. Ne alakası var ya? Çok ciddi rakamlar vardı yani. Ve bunların hepsi peygamber gibi ibadet ediyorlardı. Sadece onlara bu ameli niye yapmıyorsunuz diye
uyarmadıkları için, İslam'ı hatırlatmadıkları onları için. Onları yanlış tanımı koymadıkları için. Aynen. Şimdi ama sen bunu yaptığın zaman, sen bunu konuştuğun zaman adam zevklerinden putlara, yani kendi zevklerine dalmak adına. Bak ben size Ankabut suresi 25. ayeti okuyayım. İbrahim onlara dedi ki, İbrahim Aleyhisselam onlara dedi ki, Allah buyuruyor. Sırf aranızda dünya hayatına mahsus bir zevk ve çıkar uğruna kendinize putlar ediniyorsunuz. Bak sırf dünya zevkleri adına. Yoksa ilah, yani ahiretsel veya uhrevi bir mesele için değil. Dünya zevklerini meşrulaştırmak adına yapmış oldukları pislikleri, bugün de böyle değil mi? Yapmış oldukları pislikleri, adaletsizlikleri, haksızlıkların hepsini birinin arkasına yamamak adına, Lat adına, Uzza adına, Menat adına, Atatürk adına, yani bir şey adına deyip, işte bu diyenler var ya, yani belki şahsiyet kötü olmayabilir. Şahsiyet iyidir. Konuştuğumuz Atatürk şahsiyeti iyi olabilir. Burası beni bağlamaz. Bağlayan tarafı, bunun arkasına sığınanların hepsinin pislik oluşu. Anlatabiliyor muyum? Bugün LGBT'ciler de Atatürk diye bağırıyor. Bugün bizim savcımızı şehit eden bir insanın, yani bir örgütün misyonun marşlarını söyleyerek adalet diye yürüyen bir insanın arkasına sığındığı kişi de bu. Anlatabiliyor muyum? Ülkeyi kalkıp da insanlara satan bir insanı savunmak adına, ülkemizin mahremiyetini, yatak odasını bütün yedi düvel üzerimizde onlara açan bir insanı muhafaza etmek adına senin savcını öldüren insanların marşlarını ve misyonlarını ayakta tutarak, mikrofonlarla bağırarak Müslüman ülkede muhalefet yapıyorum diyen bir zat bu şahsiyetin arkasına sığınıyor. Yani şahıs kötü olmayabilir ama arkasına sığınanlar pislik. Anlatamıyor muyum? O zaman şahıtsızı da pisleştiriyorlar. Ben burayı anlatmak istiyorum. Bizim meselemiz. Yoksa bakıyorsun şimdi diyor ki ya hiçbir özel gecede, hiçbir Allah'ın bol ikramları olduğu Kel kabilesinin koyunlarının kılları adetince dünyadaki bütün Müslümanları ne yaparsa yapsın affettiği halde heykelciliği ve putperestliği affetmiyor Allah ya. Şirktir bu, ortak koşmaktır. Bizde İslam'da puta tapmak veya puta, yani ne bileyim işte bir büste, puta, ondan bir şey beklemek müşrikliktir. Hocam, müşrik. Şurada tırnak içinde söylüyorum. Sözünüzü. Şimdi hemen izleyicilerimizden veya işte dinleyenlerden şu beklenti olabilir. Hocam biz buna tapmıyoruz ki. Yani bunun ne burada bulunmasında ne zararı var diye hemen savunmalar olacaktır. Yani biz buna eğilip de önünde secde etmiyoruz veya biz bundan bir şey de beklemiyoruz ama şikayetçi de değiliz. Seviyoruz da heykeli dediği zaman. Peki bunu sevenin de durumu aynı değil midir? Ya aynıdır tabii ki, aynıdır. Yani çünkü Elmer Ömer hem de kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani şimdi sen yeryüzünden İslam'ı kaldırmak adına kendini bir peygamber misyonunda veya peygamberi ikilemek veya işte dini tevhidi ortadan kaldırmak adına bir harekete girişiyorsan ve burada seni seven herkes seninle beraberdir ya. Senin o zihniyetinde, o misyonunda, o vizyonundadır yani. Sen bunlarla beraber. Ama şimdi bizim milletimizde şu var. Allah hepsinden razı olsun. Hemen diyorlar ki ya hocam şimdi herkesi cehenneme sokuyorsunuz. İşte cehennemle mi olur? Siz sırf kendinizi Müslüman zannediyorsunuz. Yani bizim dinimiz hoşgörü dini değil mi? Ya kardeşim imanımızı alıyorlar. Ne hoşgörü dini ya? Hoşgörü dini de yani bizim dinimiz. Allah'ın ayetlerine baktığınız zaman bir dünya cehennem ayeti var ya. Şimdi sen Allah'a hoşgörüsüzlükle isnat edebilir misin ya? O zaman cehennemden bahsetmek... Yani bir hoşgörüsüzlük müdür yani? Yani cehennemden bahseden insan, cehennem ayetlerini algılayan bir insan, bir karıncayı bile incitmekten bakın yüzbinlerce Müslüman evladı öldürüyor, öyle değil mi? Babaların evlatları kucağında, kafaları yok, kolları yok. Her gün sosyal mecralarda, görsel ve yazısal basınlarda görmüyor muyuz bu sahneleri? Hocam bir soru geldi. Tamam, bakarız soruya. Şimdi görmüyor muyuz bu mecrada? Görüyoruz. Çocuklarımız, evlatlarımız sularda boğuluyorlar. Evlatlarımızın kafaları, gövdeleri bir yerlere ayrılıyor. Öyle değil mi? Bu kadar Müslüman evladımızın katledildiği, Müslüman insanların zulmedilip tecavüz edildiği, bütün haneleri ve beldelerinden çıkarıldığı halde sen kalkıyorsun, Müslümanım diyerek hayvanlar için yürüyorsun. Hayvan
Yalan bile değil hocam. Şimdi hayvan, bir tane köpek bilmem ne olmuş, bir tane köpeği arabasının arkasına bağlamış, çekmiş. Bütün millet ayaklanmış yürüyor. Ya kardeşim bak, bizim bunu konuşmamız hayvan sevmediğimizden veya hayvanlar sevilmesin dediğimizden değil. Ama senin önceliğin bu değil. Sen önceliklerini şaşırdın. Sen hayvanları muhafaza ediyorum derken dediğin yerde arkandaki haber parçasında 15 tane 20 tane yavrumuzun cesedi gösteriliyor. Yani hiç çık durmuyorsun orada yani. Senin önceliğin en eşrefül mahlukat olan insanı muhafaza etmektir. Hayvanları muhafaza etmeyelim demiyorum kardeşim. Biz bir on binlerce İslam ordusu cihada giderken bir tane köpek 3 tane yavrusunu emziriyor diye bütün ordunun 1,5-2 saatlik yolunu değiştiren bir alemlerin merhamet için gelmiş peygamberin ümmetiyiz kardeşim biz. On binlerce İslam ordusunun yolunu değiştiriyor hayvan yavrusunu emzirmekte rahatsız olmasın diye. Bir çocuğun hayvanı kuşu serçesi öldüğü için akşamleyin ona taziyeye giden bir peygamberin ümmetiyiz. Yani şimdi biz nasıl hani cehennem ayetlerini söylüyorsunuz, hep cehennemle korkutuyorsunuz, hoşgörüsüzsünüz. Hocam bir adamın evinde yangın varken komşusunun yangını söndürmeye gitmeye müsaade var mı? Bak ayetin devamında diyor ki siz sonra kiminiz kiminizi kıyamet gününde inkar edip tanımayacak, lanet edecek, sizin de barınağınız cehennem olacak diyor Allah-u Teala. Putçuların gideceği yer ve putlara tapanların, onun misyonu takip edenlerin gideceği yer cehennemin dibidir. Allah buyuruyor kardeşim yani şimdi. Şimdi burada bu cehennemi bizim hikmetle, edeple saf olan Müslümanların düştüğü hatalardan hikmetli ifadelerle onları Allah'ın şerefli ayetleriyle, Efendimizin şerefli sözleriyle, hadisleriyle, hadis-i şerifleriyle onları bu yoldan çevirmektir niyetimiz. Ve bir Müslümana tevhid dini olan İslam'ı muhafaza etmesi ve bu ayetleri duyurması, yani putçuluk yapılmasın, şirk koşulmasın, Allah'a şirk koşulmasın diye cihat etmesi her inanan insana kıyamete kadar farzdır ya. En önemli farzdır ya. Hocam ben sizi gayet iyi anlıyorum. Ben konuya hiç giremedim ama. Ben sizi gayet iyi anlıyorum. Şimdi konunun mecrası da kaymadı. Zaten istediğim istikamette devam ediyor. Tamam. Sen burada otur olarak beğenirsen. Burada benim bahsetmek istediğim mesele şu. Şimdi bunu insanlarımız da çok iyi biliyor. Mesela sizin az önce söylediğiniz gibi söz konusu bir alıyorlar minnacık, küçücük, tamam bir candır, bir köpektir, bir kedidir fark etmez. Veya bir boruya sıkışan bir köpeği günlerce haber yapıyorlar. Ama burada bir köpeğe bu kadar sevda gösteren bir millet, bunun canına bu kadar kutsiyet tanıyan bir millet de, bizim kardeşlerimiz ölüyor burada. Yüz binler öldü, milyonlar öldü. Kimse buraya dönüp bakmıyor. Ve aynı şey hep aynı zihniyetin başının altından çıkıyor. Aynı şeyi konuşuyoruz. Heykelcilikten kastım bu. Zaten heykelcilik yaptıra yaptıra veya heykellere destek vere vere onları seve seve insanların maneviyatlarını, vicdanlarını ve onların hassasiyetlerini, hissiyatlarını yok ettirdiler bize. Bir heykelden ne olur ki hocam diyebilir izleyicilerimiz ama hissiyatlarımız ölüyor. Bakın bugün şu an az öncesini söylediğiniz gibi kardeşimiz de o soruyu sormuş. Oradan bir cevap verecektim ben. Ama şunu söylemek istiyorum. Bugün şu an bir parti birkaç partiyle birleşerek adalet için yürüyor. Siz de buraya değindiniz üstü kapalı. Doğru mu? Peki bu adam ne yaptı? Yine üstü kapalı söylüyorum. Memleketin sırlarını ifşa etti. Şimdi bu adalet için yürüyenlerin arasında siz burayı tam açamadınız. Bizim geçen sene veya önceki seneydi galiba savcımızı Adalet Sarayı'nın içerisinde tırnak içinde söylüyorum. Savcımızı şehit eden adamlar burada adalet için yürüyorlar. Evet. Ve savcımız şehit edildikten sonra biz bu camiadan bir de burada yürüyenlere bakın hepsi ben Atatürkçüyüm diyecek. Hiçbirisi ben Atatürkçü değilim demeyecek. Ya işte ben hiçbirisi, buna kızıyorum. Hepsi de yani, dine düşman adamlar. Yani hepsi de dine düşman adamlar. Bakın, bir şey diyeceğim İslam bak dediğiniz zaman, sen bir pislik yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Çok önemli burası. Estağfurullah yaptıysan buyur. Vatan hainliği yapıyorsun. Vatan hainliği yapıyorsun. Ve bir misyonun veya bir putun veya bir büstün arkasına saklandığın zaman aklanıyorsun. Yani sütten çıkmış ak kaşık gibi. Ve hemen cevap olarak burası da şunu söylüyor. Burası çok düşünülmesi gereken bir şey. Cevap olarak da şunu söylüyor. Bana diyorlar bunlar ben Atatürkçü olduğum için bana iftira ediyorlar diye de hemen bir de haklılık boyutuna da geçiyor. Saklanıp kurtulmuyor. Bir de finalde o haklıya geçiyor yani. Bence Atatürk'e çok büyük haksızlık yapıyorlar.
Çok büyük adaletsizlik yapıyorlar. O da yani, hak etmiştir canım. Kimse hak etmediğinin dışında bir hareket yapılmaz ya. İnan bu kadar hak etmemiştir ya. Yoksa, İnan bu kadar hak etmemiştir ya. Yoksa hilafeti kaldırdı. Ne bekliyordu? Ya yok ya. Tabii. Şimdi ben hilafeti bunu zaten kaldırdı, diyorum. Hilafeti kaldırdı. Dini şimdi, kaldırmaya çalıştı. Şimdi her türlü... Ayetleri inkar etti. Kur'an'a küfretti. Daha işte ne yapsın diyor ki? Yani dinimiz hoşgörü dinidir diyor. Cehennem ayetlerinden bahsetmeyin diyor. Bak putçuluk meselesi için, büst meselesi için. Kardeşim Allah burada bahsetmiş. Sen şimdi ya İstiklal mahkemelerinde 600 bin tane Allah'ın dostunu cehennem ayetini dikkate alanlar mı yaptı ya? Cehennem ayetini dikkate alanlar mı Allah dostlarını astılar? Kestiler. Allah rızası için her türlü ahlaksızlığı, günah işlediler. Canları istediği gibi insanları dinlerinden vazgeçirdiler. Dillerini aldılar ellerinden, lal ettiler insanları. Kitaplarını aldılar insanların ellerinden. Bugün, 1500 senedikleri yürüdükleri kitabı aldılar, insanları bir günde cahil ettiler. İlk mecliste apaçık çıkıyor milletvekili, Türkiye dinimiz olarak diyor, çıksın diyor. İlerlemek istiyorsak İslam'ı reddetmeliyiz diye adam aşikar. Bugün diyorlar bu milleti İslam'dan ayıramazsanız biz bunca yaptığımız çalışma boşa gidecektir diye de itiraf ediyor. Aynen, şu an yeryüzündeki azgınlığın en büyük sebebi ne? En büyük sebebi ne? O gün Allah'ın kanunlarının kaldırılıp beşeri kanunların kabul edilmesi değil mi? Aynen öyle. Beşeri kanunların kabul edildikten sonra bütün bu azgınlık değil mi? Allah rızası için şimdi bakın bakalım. Baktığınızda insanın nefsi olarak baktığında kendi nefsine göre o kanunlara, o kuralları yapmayacak mı? Aynen. Öyle de yapıyor zaten baktığınızda. Beşeri kanun öyle değil mi zaten? Yani şu anda... Yani biz şey yapmayalım, bir şey hani cehennem ayetlerini dikkate alanlar mı bu ülkede camileri ahırlara çevirdiler? Allah rızası için. Ezanı Türkçeleştirdiler. Hakikaten Allah'ın onca peygamberine ve elçilerine rağmen, ayetlerine rağmen kör ve sağır davranmadılar mı? Ama bak mesele aslında başka. Ben girişte konuşmuştum ya, benim konuşmak istediğim konu var ya, tamamen bambaşka. İzleyicilerimize anlatmak istediğim mesele başkaydı benim yani. Gerçekten ne biliyor musun? Bak bu duruma karşı vicdan sahibi saf günahkar insanlar var. Yani bu sadece körü körüne gidiyor. Anladın mı? Bunlara belki bir uyarı yapılsa, bir dokunuş olsa ne yapacak? Gönlündeki putları da, hayatındaki putları da yıkacak. Yani bizim meselemiz burası olmalı yani. Allah'ın uyarı ve tehditlerini hatırlatmak zor kullanmak değildir. Biz Allah'ın uyarılarını söylüyoruz. Bu zor kullanmak değil ki. Hiçbir peygambere zor kullanmak, bir kişinin özgür hayatına müdahale etmek müsaadesi verilmemiştir. O cennet ve cehennem de tamamen özgür iradeyle kazanılmıyor mu yani? Mesele zaten bu kadar. Ama şurası var. Yani biz ne yapmamız lazım? İnsanların neden bu yöne yönlendirildiğini... Özgür iradeyle karıştırıyoruz biz hocam. Özgür irade dediğiniz zaman ben istediğim gibi o zaman... Haramları her türlü yaparız, hadi bana karışamazsın demeye getiriyor. Hayır, bak işte diyorum ya. Burada mesela hemen diyor ki, o zaman diyor beden benim diyor, sen ne karışıyorsun diyor. İşte evlenirim diyor, ne yapıyor? Evlenmem doğururum, işte ama şöyle yaparım, böyle yaparım diyor. Mevla Teala kitabında yani kuralları koymuş, ya, yaşamı koymuş yani. İkilemek yok, yok. Tevhid dinidir İslam dini. Yani. Allah ve bütün peygamberler bu dini ve Allah'ı teklemek için gelmiştir. Buna şimdi sen alternatif ürettiğin zaman bu otomatikman düşman konumundadır ya. Ya bu yeryüzünden yok edilmelidir ya. Çok kutuplar. İfsattır tabii ki. Ama benim anlatmak istediğim bu konuyu irdeleyelim. Bir saniye. Bu meseleyi reklamdan sonra eğer uzun gidecekse başlayacaksınız. Yok yani ben şunu söylemek istiyorum. Yani şeytan insanı böyle bir ideoloji, bir putun arkasında veya bir putla beraber bir ideoloji ve onun içinde serbest olan işte kul hakkı yeme, işte faiz, içki, zina. Şimdi bunlar serbest. Bu şahsiyetin arkasına sığındığın zaman bunun arkasındaki şahsiyetler şimdi niye kızıyorlar hep? Yani Allah yeryüzünde her şeyi serbest bırakmış. Neyi yasaklamış? İki tane şey yasaklamış ya. Zinayı yasaklamış, içkiyi yasaklamış değil mi? Yani sana çok gelen ne yani? Yani milyonlarca serbest olanın yanında iki tane, üç tane kumar, içki, zinanın yasak olması... Ve bunlara uyduğun zaman senin fizyonomini, anatomini, hayatını ve düzenini bozacak, sağlığını bozacak şeyler olmasını bildiğin halde. Yani sana çok gelenle neye kızıyorsun yani? İşte ve bu ideolojiye inanan insanlara bakıyorsun şeytan sevdiriyor ve meşrulaştırıyor. Buraya girersen ne oluyor? Bugün bir insan niye ateist oluyor? Bugün bir insan niye deist oluyor? Bugün bir insan bilmem işte ne bileyim putperest oluyor, şu oluyor, bu oluyor...
hayatında yapmış olduğu pislikleri, yani Allah'ın razı olmadığı, razı olarak görmediği şeyleri meşrulaştırmak adına kendini rahatlatmak zorunda. Benim davamda böyle kardeşim diyor. Zina serbest diyor. İçki serbest diyor. Şu anda yani bu gençliğin, bu Kemalizmin veya Atatürkçülükte, laiklikte ne diyorsan de gençlerimizi getirdiği hali konuşalım reklamdan sonra. Tamam. Gençler neye yaramış bu iş bakalım? Nereye getirmiş gençliğimizi? Aynen. Bu şimdi her matematikte sağlamasına bakıldığı zaman işlem doğru mu yanlış mı ortaya çıkıyor. Yani be şeytan bu sefer ne yapıyor biliyor musun Hikmet Hoca? Sevdiriyor bu işi. Bu sefer Allah'ın razı olmadığı haramları seven bir insan. Aynen. Allah'ın razı olmadığı haramları seven insan bu sefer Allah'ın razı olduğu işlerden tiksinerek ve nefret ederek kaçmaya başlıyor. Bugün ülke elden giderken, salalarla ülkeyi müdafaa edip kurtarmak için mücadele ederken, sala okuyan, imamı döven, Atatürkçüyüm diyen gençler görmeye başladık. Hocam reklamlardan sonra inşallah reklama giriyoruz. Kıymetli izleyenler, tam hararetli yerde kestik farkındayım. Hocamın da hararetini içeride biz taze tutacağız inşallah. Reklamlardan sonra sizinle tekrar buluşacağız. Kısa bir reklam. Hemen farzı kılayım. Tamam, alırız gideriz. Sen, Fethi abi sen de gir, nefesim gitti.